Merhabalar, merhabalar. Video hoş geldiniz. Bugün Carportel'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümde 2000 like istemiştim ama maalesef 2000 like yapmamışsınız. 1500 yapmışsınız Çekmeyecektim ama dedim ki yorumlarda çok fazla devamı gelsin diyen arkadaşlarımız vardı. O yüzden ben de çekme kararı aldım ve şöyle bir kural getiriyorum artık. Her 1500 like daklık bir bu serinin yeni bölümü gelecek. Yani siz bir gün sonra atarsanız bir gün sonra gelecek. Bir hafta sonra atarsanız bir hafta sonra gelecek. O yüzden. Video videonun başından da dediğim gibi 1500 like'ı atmayı unutmayın ki serinin devamı bir şekilde gelsin. Böyle hemen yavaştan ofisimize gidelim. Vakit kaybetmek istemiyorum. En son hatırlayacağınız üzere Honda civciv almıştık ve bunu satışa çıkarmıştık. Oğlum yine kim sıçtı buraya ya? Hemen ofisimizi açalım. Şu çöpleri toplarken size birkaç bir şey anlatacağım. Yorumlarda bu yorumlarınızı bu arada okudum. Tableti nereden alacağımızı da buldum. Bardan alıyormuşuz arkadaşlar. Birazdan şu arabayı sattıktan sonra bara da gideceğim. Bir de en çok sorduğunuz sorulardan bir tane tanesi oyunu nasıl indirebilirim? Arkadaşlar bu bir telefon oyunu değil. Bu bir bilgisayar oyunu. O yüzden Steam'den Car yazıp yıpıt'ını alıp indirmeniz gerekiyor ve online'da da yok. Tek başınıza oynuyorsunuz. Ben videoyu çektiğim zamanlarda hop bir dakika bir dakika. Abla hoş geldin ablam. Ablam hoş geldin. Bize bunu kaça satıyorduk lan? Onu bile unuttum. Evet ablacığım kaç? Evet 7000. Oğlum ben 7000'e satıyorum. Abla bizden 2172 istiyor lan. Ya kardeşim bir yürü git ya. Oğlum biz buna ne kadar masraf yaptık? Bir saniye arkadaşlar buna bir bakmam gerekiyor. 2200 1000 lira masraf yapmışız 3000, 3300 lira para harcamışız buna En az bir 4-5 bine gitmesi gerekiyor bunun arkadaşlar Bu ne böyle ya Kadın ölücü teklif verdi bize Elbet satılacaktır Olmadı 3000 4000e satarız Yine arabalarda almak istiyorum Mustafa ustam Mustafa ustam Selamünaleyküm Kolay gelsin Özledim seni ustam ya Nasılsın iyi misin İyi galiba arkadaşlar Ha en son ne diyordum Dediğim gibi bu oyun bilgisayar oyunu Ve online yok İsterseniz bilgisayarınız varsa Steam'den satın alıp indirebilirsiniz Beleşe reklam da yaptım <laughs> Bu araba şöyle bir satışta dura koşsun arkadaşlar. Ben seriden bir hemen araba pazarına gitmek istiyorum. Buradan bir tane araba alalım. Araba pazarı kapalıymış. Galiba başka günlerde açık oluyor. Haftanın belirli günleri açıktır diyor. Pazartesi de talı olabilir, bilmiyorum. Ona bir bakarız artık. Mahalleye geldik. Selamünaleyküm ablam. Ucuza satıyor musun bakayım? 2000 dolara satıyormuş aracını. Fiyat pantaymış. <laughs> Fanta. Yok ablacığım ben başka araçlara bakmak istiyorum. Bu bölümde size ne yapacağımızı söylemedik. Bu bölümde bir tane tofaş arkadaşlar. Tofaş alıp modifiye edeceğiz. Bir soralım hemen. Kaç paraya satıyor? 1181'e satıyormuş. %46 hasarlı. %62 boyalı. Oğlum ölmüş lan bu araba. Harbi diyorum ölmüş. Ekspertiz yaptırmama gerek bile yok bu arada. 2004 model. Ben hemen alıyorum arkadaşlar bunu. Hemen alıyorum. Binelim tofaşımıza. Çalıştıralım. Eve doğru gidelim. Eve doğru giderken de şu bara bir uğrayalım. Oradan tablet kazanmak istiyorum. Tablet sayesinde fotoğraflar çekeceğiz. Daha kolay bir şekilde satılıyormuş zaten. Evet selamünaleyküm. Şöyle hemen inelim. Para borsa. Evet bu galiba. Bakalım tablet burada. Çekişte burada hurdadan. Hurdadaki araçları tamir etmek için galiba bu. Öyle bir şey yazmışsınız. Hemen ikisini de ben almak istiyorum arkadaşlar. Zaten paramız var. Oo kolay gelsin kolay gelsin. Oo Buraya sonra uğrarız arkadaşlar. Paramız olduğu zaman. Tableti de aldık. Sıkıntı yok artık. Evimize doğru gidelim. Videolar bundan sonra uzun olacak bir yarım saat düşünüyorum editli bir şekilde tabii ben 1 2 saat oynarım oyuna güncellemeler gelmeye de devam edecekmiş bu arada bütün güncellemeleri beraber hallederiz şu arabayı bir yıkatalım arkadaşlar Zübeyir ustam selamünaleyküm bak ismini unutmadım bu sefer hemen 5 dakikada yıka abicim arabamı yeni aldım bak ben bunu tamamen kullanacağım Allah ben bunu modifiye edeceğim arkadaşlar kullanacağım bu benim main arabam olacak yeni yeteneğimiz de açılmış bu arada neler var araçlarınız artık daha az sarılır istemiyorum pazarlık yapmaya başladı artık açmamız lazım arkadaşlar. Bizi çok fena kekliyorlar. Artık pazarlıkta yapabileceğiz. Oyun bu arada benim çok fazla hoşuma gitti. Çok zevkli. Yorumlarda da baktığıma göre siz de bayağı bir beğenmişsiniz. Şöyle arabamı ben köşeye koyuyorum. Tamam. Evet Tofaş'ımız halimize hayırlı uğurlu olsun. 2004 model Tofaş Şahinimiz burada arkadaşlar. Son çıkanlardan bu. Çaktırmayın. Ben şu Honda civcivimizi bir satılıktan çıkarmak istiyorum. Evet tamam. Bir bunun fotoğrafını çekeceğim. Hemen tabletimizi alalım. Nerede? Evet buradaymış. Bakayım nasıl. Kamera. Aa, buradan da bütün şeyleri halledebiliyorum. Hemen kameraya tıklayacağım. Oo fotoğrafı da çekebiliyorum lan. Çok güzel. Öncelikle arkadaşlar şöyle tam önünden çekelim bir tane. Güzel baya. Tamam kaydet. Bu baya güzel. Bir de tabii ki arkasından çek çekelim. Şöyle çaprazlamasına. Bunu da kaydet. Bir de şöyle arabanın içini çekelim. Bir de şöyle jantlarını çekelim. Artık bu aracı satışa çıkartabiliriz. Tabletimden satışa çıkartabiliyorum galiba. Oğlum benim parmağa bak lan. Evet Honda GDM'de satışa çıkartalım. Fotoğrafları da koyalım. Oğlum bu fotoğraflar çok karanlık. Neyse sıkıntı yok. Tabletimizin kalitesi kötü herhalde. Evet 3 fotoğrafımızı da yaptık. 5000 liraya koyacağım. 7000 liraya alan olmadı. 5000 alsın bari. 2000 lira kar edelim. İsmini de koyabiliyormuşuz bu arada. Acil satılık Akan Galeri'den. Evet Akan Galeri'den acil satılık. Satışa koy dedik. Satılsın bakalım. Biz de tofaşımızla ilgilenelim arkadaşlar. Şöyle şuradan çıkalım bir. Rengini falan ayarlayalım. Ben gerçek hayattaki arabam olan o yapacağım. Benim de bir tane tofaşım var. Beni yeni izleyen varsa. Onun aynısını yapmaya çalışacağım. O yüzden öncelikle beyazla boyamamız gerekiyor. Mahmut tuttum, kolay gelsin. Hemen aracın rengini beyaz yapabilir miyiz acaba rica etsem? Evet şöyle bembeyaz melek gibi bir araba yapacağız. Tamam bembeyazı da yaptık. Farklı bir şey yapacak mıyım? Yok tamamen bembeyaza boyayacağım. Evet bunu da hallettik. Artık aracımız bembeyaz. Binelim. Akşam dolmuş bu arada. Dükkanı kapatıp yavaştan eve gidelim arkadaşlar. Şöyle dükkanın önüne koyalım tamam dükkan kapalı yarın inşallah satışımızı yaparız şöyle evimizde dolmuş da değil de tofaşımız da gideceğim tabii ki şöyle farlarımız da yakalım mis konteynerimizin önüne şöyle tofaşımızı park edelim oyun daha yeni çıkış yaptığı için Allah dur motor motoru kapatmadık el freni çekmedik dur heh tamam oyun daha yeni çıkış yaptığı için tabii ki hataları olacaktır zamanla düzelecektir arkadaşlar yeni güzellemeler de gelecektir Türk yapımı olduğu için ben önünün bayağı bir açık olduğunu düşünüyorum Evet yeni bir günden merhaba. Cuma günündeyiz. Bir cumaya gitsek iyi olurdu ama oyunda cami falan olsa çok iyi olabilir. Cuma günleri camiye falan gideriz. Cuma namazı kılarız. <laughs> Baya iyi olurdu. Bu arada base'lerimize de dikkat etmemiz lazım. Her an yolda kalabiliriz. Ben bu topaşı bir drift canavarına çevireceğim. Ne takıyor? Basta fonu fonu ya. Bugün araba pazarı da açıkmış. Buraya da uğrarız. Şu Honda'yı bir satmamız lazım. Honda civcivi. Hemen gidelim bir dükkan açalım. Temizleyelim. Ya yani şimdi ben dükkanın içine koymayacağım. Burada kalsın. Oğlum yine batırmışsınız buraları. Hemen temizleyelim. Tamam. Arabanın altında bile var. Dükkanı açtık. Müşterileri bekleyelim. İç tasarımı da biraz değiştirebiliriz bu arada. Şöyle bir bakayım. Hangisi böyle lüks duruyor bayağı. Ben bunu bayağı bir sevdim. Bunu kullanacağım. Zaten bunlar beleş. Zemin de kesinlikle bu olsun. Tamam. Müşteri gelmiş mi? Oğlum niye müşteri gelmiyor buraya ya? Alo. Hocam açacağız biz bugün ya. Cuma gün. Mübarek gün. Gelin hocam. Alın arabamı. Biz fiyatı biraz fazla mı yüksekten koyduk acaba o yüzden mi gelmiyorlar? Öyle bir mantık olabilir. Valla 5000 de iyi fiyattı bence bilmiyorum ya. Ben hemen şunu fiyatını 4000'e indireyim arkadaşlar. Biz fazla kar etmeye çalışıyoruz bence. O yüzden 4000 yazacağım. Temiz. Acil satılık akan galeriden. Bak 4000 lira. Aracımız her gün kirleniyor lan. Neyse yapacak bir şey yok. Şu benzin hala anlamadım bu arada ama satışa koyuyorum. 4000'e de alınması lazım bence. İnşallah alınır. Ben biraz dükkanda çayım içeceğim arkadaşlar. Alo. Lastoyun alo. Ya bana oradan bir, bir tost bir bütün tost yaptır getir bakayım. Karnım kazındı vallahi ya. Dün geceden beri hiçbir şey yemedim. İçecek olarak da ayran olsun ayran. Aynen ayran getir. Tamamdır hadi. Kolay La oğlum hiç müşteri gelmiyor. Arkadaşlar ben gidiyorum ya. Pazarı kaçıracağız şimdi. Hemen araba pazarına gidelim. Dibimizde zaten. Oo geldik. Şöyle bizde dandik bir araba lazım zaten. Dandik'tan dandik bir araba gerekiyor. Uy BMW varmış burada. Kaça satıyorsun ablam sen bunu? Hemen bakayım. 17 bin lira. Benim çok az param var. Şöyle hemen hızlı gelir getirecek bir tane araba gerekiyor bana. 85 bin lira istiyor bu arabaya. Hey maşallah. Bunu ne hocam? Lada Samara mı bu? Honda'ymış. Kaç para? 7500. Oğlum buradaki fiyatlar ne kadar fazla böyle. Dostum Bu ne böyle ya? Yok arkadaşlar buradan Araba falan alınmaz. Ben gidiyorum. Bizim el illa Honda Cicivi satmamız gerekiyor. Ben bu topaçı da tatlığa koyacağım. Böyle olmayacak. Paramız yok çünkü arkadaşlar. Bir iş. Paramızı döndüremiyoruz bir türlü. Kaç paraya almışız biz burayı? 1100 almışız. 1350, 1500. Biraz paramız artın. O zaman güzel bir topaç alacağım arkadaşlar. Ben bunu 2500'e tatlığa koyacağım. Ama öncelikle bir tabletle fotoğrafını çekmem gerekiyor. Seri seri arabaları satmam lazım. Evet şöyle uzaktan bir tanesini çekelim. İki fotoğraf koyacağım zaten. O kadarı da yeterli olur. Bir de şöyle önden çekelim. Tamam. Bu tofaşı da satmak zorundayım. Yoksa batacağız. Faturaları bile ödeyemeyeceğiz ya. Buna 2000, buna 2000 lira koyuyorum. Bu kadar bence yeter. İsmine de eksiksiz melek gibi tofaş diyorum. Ve satışa koyuyorum. Evet evet hemen geldi birisi. Galiba Honda biraz fazla pahalı arkadaşlar. O yüzden evet ablam ne kadar istiyorsun sen? 2000 lira istedik. 1700 vermiş. Biraz pazarlık yapabilir miyiz acaba? 1800'de bırakayım ablam sana. 1800 güzel. 1700 diyor. Yok ablacım bir saniye bekle geri bir müşteri geldi. Evet ablam sen ne kadar istiyorsun? Aynı fiyattan alabilirim diyor. Güzel. 2000 liraya sana sattım ablacım. Teşekkür ederim. Honda'mıza da gelmiş birkaç kişi. Evet ablam sen ne diyorsun? 2068 diyor. Oğlum niye böylesiniz lan? Arkadaşlar biz galiba bir şeyden kazık yedik. O yüzden aracıma yüksek vermiyorlar. 3600 3700 vardı. Bu ablayı kaçırmayalım. Bir saniye bir abla daha var. O ablayı kaçırmayacağım. Hayır hayır hayır. Siz 2000 istiyorsunuz. Tamam. Ben bu ablaya 3800'de satarım. 3800 ablacım, 3800. Hadi anlaşalım senle. Evet sattık. Gayet güzel. İki arabayı da sattık. 8300 lira paramız oldu arkadaşlar. İlk tofaşımızdı. Ama yapacak bir şey yok. Bizim paraya ihtiyacımız var. Ben hemen mahalle pazarına gitmek istiyorum. Günü bitmeden koş 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 koş. Akşam olacak şimdi. Araba pazarına gidelim. Mahalle pazarı diyorum. Araba pazarına gitmemiz lazım. Kapandı ya. Ben gider gitmez kapandı ya. Hemen eve gidip uyuyacağım. Diğer günle mahalleden artık araçlara bakarız. Evet. Bir güne daha uyandık. Hadi bakalım. Bugün baya bir araba satacağım alacağım. Oğlum bu ne lan? Hemen her sabah olduğu gibi köplerimizi atalım. Mahalleye gidelim. Araçlara bir bakalım. Şöyle kamyonet paranda alabiliriz aslında. Güzel fiyata varsa. Bakalım ne kadar istiyor. 363. Ben biraz fazla kar etmek istiyorum. O yüzden 2006 araçları almayacağım. Öyle bir şey düşünüyorum. 2000 TL altı. Arka almayacağım. Bu tam 2000 TL'lik bir araçmış. %34 hasarlı. %63 boyalı. Ekspertiz yaptırmaya gerek yok bence. Benzin %92 diyor. Hala benzinin ne olduğunu anlamadım. Benzin yok galiba. Abi senin araba çok kötü ya. Bana biraz daha güzel bir şey lazım. Honda Civic almayacağım. Uy, burada çok iyi bir araba var. Audi mi bu? Evet Audi TT. Kaç para istiyorsun? 33 bin ne ya? Ablam ne yaptın 33 ne ya? Mahallede biraz daha gezinelim. Ya bu araba fiyatları ne böyle oğlum? Bizde 8.000 bin var bizden 30 bin istiyor. Tamam şuradan güzel bir şey bulabiliriz. Yine mi Honda civciv? Honda civciv istemiyorum ya elimde kalıyor sonra. Aa bir tane Dodge bulduk arkadaşlar. Bu baya güzel. 33 bin. Çok pahalı ya. Burada ne var? Abicim senin araban güzel gibi. Ablacım senin araban güzel gibi. Yap bize güzel bir fiyat. 7488 lira diyor. Bizde 8.000 var. Bütün paramızı bu arabaya harcayabiliriz. Gayet güzel bu arada. Sadece kirliymiş ve benzini yokmuş galiba. Öyle anladım. Bir pazarlık yapalım. 7000'e teklif veriyorum. 7000 hocam. Okey miyiz? Uygun değil dedi. Tamam. Hadi 7200 olsun. 7200. Tamam. Güzel. 7200 de bu aracı aldık. 1000 lirada paramız kaldı. Umarım patlamaz. Ekspertize de yaptırmadık. Belki rapor yanlış da olabilir. Ama da ama güzel bir araba aldık. Şöyle yeni arabamızı bir sürelim bakalım. Bu baya drift atıyor lan bu. Uy, çok iyi. Allah kaza yaptık. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir yerimiz bir şey olmadı arkadaşlar. Sinek ısırığı gibi. Baya benim dikkatli olmam lazım. Çünkü tüm mal varlığımızı buna yatırdık. Abiler ben hemen sizi sollayayım. Önüme de araba çıkmasın. Gayet, <gayet güzel. E, sizi de sollayacağım. Tamam biraz yavaş olalım. Biraz yavaş olalım. Aman dikkat. Aman dikkat. Aracımız kirli olduğu için ben hemen oto yıkamada yıkatacağım. Zübeyir abimize. Abicim yine ben geldim. ellerinden öper. Hemen bir yıka bakayım. Bu aracı bir 10000 bin, bin'e satmak istiyorum. Bakalım güzel fiyattan satabilecek miyiz? Bu bizim her şeyimiz. Eğer ekspertiz raporu da yanlış çıkarsa zortlarız. Benzin olayını hala anlamadım. Birazdan bir internetten bakmak istiyorum diyorum. Oğlum bir yavaş ol. Bu ne ya? Bu araba full kayıyor arkadaşlar. Şöyle bir Mustafa. Allah. Allah. Hasar yaptık durduk yere. Şöyle bir Mustafa ustaya gösterelim. Mustafa Usta. Şöyle bak bakayım bir. Tamir et bakayım. Ya benzin olayını anlamadım ben. Unutmadan buradan da tabii ki bir tane araba alacağım. Ne diyor abimiz? Hiç metalin yok diyor. Metali nereden bulacağız? Bu ne lan? <laughs> Topladım. Şimdi var mı metalim? Oğlum buradan metal kasabiliyor muyuz Bir saniye. Buradan ben çekişle bunlara mı vuracağım? <laughs> Harbi vuruluyor. Vurunca vurunca demir çıkacak. Biz de bunu bu abimize vereceğiz galiba. Ve para kazanacağız. Anladım. Tamam bu işe geleceğim abim. Senin ismin de ne olsun? Senin ismin hurdacı abi olsun. Abicim geleceğim ben. Şu aracı bir satılığa koymam lazım. Ellerine sağlık Mustafa ustam ellerine sağlık. Şöyle dikkatli bir şekilde gidelim. Evet aracımızı da çok güzel park ettik. Hemen satışa koyacağım. Öncelikle tabii ki fotoğrafını çekmemiz lazım. Hemen şurada kameramızı açalım arkadaşlar. İki tıkla. Oğlum bayağı duruyor. Şöyle biraz uzaktan çekelim. Mis. Bunu kaydedelim. Bir de şöyle arkasından çekmek istiyorum ben. Tamamdır. Bunu da kaydettik. Bir de şöyle içini gösterelim. Güzel. Hemen aracımızı satıyoruz. 2007 model. Gayet güzel bir araba. Fotoğrafları da hallettikten sonra ben 10 bin liraya koymak istiyorum buraya. 10 bin bence güzel. Akan galeriden bakımlı bebek gibi araba. Hemen şöyle satışa da koyalım. İnşallah 10 bine alan olur. Yani şu bebek gibi Chevrolet'i niye almasınlar? Bence alırlar. Hala şu benzeri çözemedim. Bir ara araştıracağım arkadaşlar. Benzin olayını çözmek istiyorum. Sorun bende alakalı değilmiş arkadaşlar. Bu benzin şeyi daha oyuna eklenmemiş ya da devre dışı bırakılmış. Öyle yazmışlar. O yüzden ofisimizi kapatalım. Zaten akşam dolmuş. Konteynerimizde gidelim zıbaralım. Bir günü daha bu şekilde bitirdik. Yarın pazar. Pazar günleri özel bir şey oluyor mu merak ettim. Araba pazarı bugün de açıkmış. Pazar günleri özel bir şey yok demek ki. Hemen ofisimizde gidelim. Dükkanı bir temizleyip sonra dükkanı da açalım. Dükkanımız açıldı hocam. Daha dükkan kirli diyor. Oğlum nerede bu çöp? çöpü bulamadım ama müşteri geldi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. İlk müşterimizsiniz. Sizden siftah yapacağız. 5000 dolar ödeyebilir miyim diye soruyor. Yav kardeşim yürü git. 10 bin 10 bin. Hadi 9 bin teklif vereyim. Hadi 9 bin. Hayır ya yürü git. Satmıyorum sana ya. Cimri lan. Yürü git. Allah'ın cimrisi. Zaten ben 8 bine yakın parayla almışım bunu. Bana 5 bin lira teklif veriyor. Evet ablam. Sen güzel bir fiyat verecek misin gibi duruyor. Ver bakayım bana güzel. Düşün bakalım ablacığım. Teklifini kabul ediyorum. Aynı fiyat alabilirim diyor. İşte bu kadar ya. Satıyorum ablacım sana. Teşekkür ederim aldığın için. Ya zaten bizim çöp de arabanın altındaymış. Oh çok güzel. Yetenek puanımız da birazdan gelecek. muhtemelen ihtimalle bu süngeri açacağım arkadaşlar. Süngerle de aracımızı temizleyebiliyoruz galiba. Şimdi ben öncelikle bir mahalleye gideceğim. İşte mahalle diyorum. Araba pazarına gideceğim. Buradan bir tane araba alacağım. Sonra da hurdacıda çalışacağız arkadaşlar. Oradan para kazanacağız. Allah oyunu kastı biraz. Ha hurdacıda çalışıp para kazanacağız. Şöyle güzel bir araba almak istiyorum. Oo burada subra var. Hem de yeni supra var. Bakın kaç paraya satıyorsun? 66 bin liraya satıyorsun. Anladım kanka. Ben şöyle bize uygun bir araç bakıyorum ama. Lan Hacı Murat değil mi oğlum bu? Selamünaleyküm. Murat 131'i satıyor. 245 bin dolar fiyat abartı 131 diyor. Evet. Bu bayağı abartmış fiyatı. Aynen ab aynen abicim. 250 bin dolara bunu satarsın zaten. Bok satarsın. Bu abimiz Hacı Murat'ı kaça satıyor? Oğlum bunlar niye bu kadar pahalı lan 131'ler? Aman ya istemiyorum. Bunun kapısı falan boyalı. Havanı da hasarlı galiba. Evet abicim kaçı satıyorsun sen? Ucuz sat alayım. %75 boyalı. %23 hasarlı. %51 de kirli. 5000 lira istiyor. Pazarlık yapalım. Abicim şimdi senin arabanın çok kötü. O yüzden 3500 veririm. Kabul et. Tamam hadi. 3800 dostu kabul et. Bak aracı çok kötü çünkü. Abi ver elini. Bak 4000 anlaşalım. Ver elini 4000. Ver elini 4000. Ver hadi. Hadi. Abicim aracın her tarafı boyalı zaten ya. Ne yapacaksın sen bu aracı? Buradaki fiyatlar çok uçuk arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ben araba pazarını sevmedim. Ben gidip hurdacıda çalışacağım. Hurdacı abi, hurdacı abi ben geliyorum, ben geliyorum. Selamünaleyküm. Biraz metal katalım beraber. Şöyle vura vura metalleri çıkartalım. Oh, vur, vur. Yalnız iyi para getiriyor metaller. Onu söyleyeyim. Bu abi metalde çıkıyor. Hepsini toplayalım şöyle. Şöyle güzel bir yapılacak hurda araç gelse güzel olur. Onu yaparız. Onu da görmüştüm zaten. Bunları galiba tekrardan yapamıyoruz. Bunlardan sadece bu şekilde metal toplayıp satacağız galiba. Al abicim kaç para? 260 dolar verdi. Buradan iyi para çıkıyor bu arada. Pazar günleri burada çalışıyoruz arkadaşlar. Her pazar burada çalışacağız. Allah. Araba bir anda gitti lan. Neyse biz buradan parçalarımızı alalım. Bunların hepsini satacağız zaten. Küçükken mahallede arkadaşlarla oynarken oradan buradan hurda topluyorduk. Gidip hurdacıya satıyorduk. Kilosu 75 kuruş muydu? 50 kuruş muydu? Neydi? 3-5 kilo topluyorduk işte bir yerlerden. Artık nereden bulursak. Sonra da o 2-3 lirayla gidip bir sürü abur cubur alıyorduk. Heyt be günler. Aklım hurda toplayınca o anılar denk geldi. Tamam. Bir hurdayı daha hallettik. Al abicim. 320 dolar. Gayet güzel. Şöyle yerlerde bir şeyler var. onları da toplayayım. O zaman günlük buraya hurdalar geliyor. Biz de onları parçalıyoruz. Parçaladıkça da bize para veriyor. Bu sayede batmıyoruz yani. Bat alabiliriz belli olmaz. Al abicim sana. Ben gidiyorum artık. Kolay gelsin hurdacı abim. Bugünlük çalışmış olduk. İkinci ofis almak için 200 bin lira lazımmış. Bu bölüm belki yaparız arkadaşlar. Çekici park diye bir şey var. Bunun bir tanesini satın almak istiyorum ben. Nereye yaptı onu? Bakayım be. Çekici park alanı nerede lan? Oğlum 2500 lira verdim. Yok oldu bir anda. Neyse onu da buluruz. Araç aldığımızda oraya yollarız zaten. Tamam. 200 binlik alan alamayacağız zaten. Yeni bir yetenek puanımız olmuş. Onu da tabii ki süngere vereceğim. Bu sayede her gün araçlarımızı temizleyebiliriz kirlendikçe. Her şey okeyse o zaman ben kapıyı kapatıyorum. Gidelim mahalleden bir tane araba alalım arkadaşlar. Evet. Mahalle bugün baya bir dolu gibi gözüküyor. Abicim senin araban, ablacım senin araban baya bir güzel gibi Hemen bir fiyatını söyler misin? 2000 lira %53 hasarlı 54.000 kilometrede %33 boyalı baya bok gibi bir araba arkadaşlar öyle söyleyeyim. Pazarlık yapalım 1600'de bırak bizi bunu. Biz güzel bir şekilde toparlayacağız. Satacağız diyecektim ama olmadı. Tamam 1700, 1700 anlaşalım. 1700 pazarlık yapmak istemiyorum. Tamam sen bilirsin ablacığım. Hadi senin araba güzel gibi. Bakayım senin arabaya. Kirliymiş sadece bu kadar. 2000 liraya satıyormuş. Yok abicim ben biraz böyle hasarlı bir şey almak istiyorum. Toparlamak için. mesela ya bu 34 hasarlıymış, 163 63 boyalıymış. 2000 lira diyorsun, ablacım gel ver 1600'ü. Alıyorum gidiyorum bak, ekspertiz falan yaptırmak istemiyorum zaten. Tam 1600'ü beğenmedim 1750, 1750 daha yüksek bir fiyat. Tam verdim 1850, anlaştık, anlaştık, anlaştık. Hadi. Ya bu ne ya? Hiçbir pazarlık kabul etmiyor arkadaşlar ya. Evet abicim senin araban baya bir güzel gibi. Audi S4 müş, 14 bin lira diyor. Benim maalesef o kadar param yok. Abicim bak bak ben bu arabanın aynısını güzel bir fiyata satıyorum attım Sen kaçı satıyorsun bakayım? Kirliymişsin baya. 5 bin liraya satıyormuşsun. Oo oh, çok güzel arkadaşlar. Biz bunu 10 bin lira üstüne satarız ama ekspertiz yaptırmak istiyorum. Çünkü belki yalan söylüyor olabilir. SSB'miş zaten. Hemen bir kontrol edelim. Ekspertiz yaptıralım. Şöyle raporumuzu açtık. Her şey olduğu gibi. Çok temiz bir araba. Hem ama ufak bir pazarlık yapalım. 4900 de alayım ben bunu. Hemen bak çok güzel bir teklif. Tamam 4900'ü aldık arkadaşlar. Hemen şöyle zaten farlarımızı da yakalım. Bunu 10 bin liraya okuturuz diye düşünüyorum. Allah. Kaza falan da yapmayalım. Tertemiz bir araç. Sıfır kazalı ama kazalı olacak şimdi. Tamam sıkıntı yok. Sıfır kazalı sadece kildi. Onu da zaten yarın yıkatırız. Evimize gelip uyuyalım. Yarın bu aracı satışa çıkartalım. Güzel yavaştan para kazanmaya başladık. Hemen bir gün daha uyuyalım. Pazar günü bayağı dolu dolu geçti. Ödenmemiş faturalarım var. Bir hafta geçti ve artık fatura ödemeye başlayacağız herhalde. Her hafta fatura ödüyoruz. Herhalde faturalarım çok değildir ya. İnşallah çok değildir. Çok olacağını zannet etmiyorum. 100-200 lira falan herhalde. İnşallah yani. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba faturaları ödemezsek batıyor muyuz? Oyunda patma diye bir şey var mı? Onu da bilmiyorum ama büyük ihtimalle vardır. E, tamam tamam sıkıntı yok. Kazalı değiliz biz. Kazalı değiliz. Sıkıntı yok. Öncelikle faturalarımızı bir ödeyelim. Web sayfası faturalar. Ne kadar faturamız var? 1149 lira faturamız var. Ödeyelim bakalım. Sıkıntı yok. Faturamızı hemen ödeyelim. Sıkıntı çıkmasın. Hemen yeni kazandığımız şu süngeri de bir silmek istiyorum. Oo tertemiz yapalım. Aracın durumu %95 kirli. Temizle hocam. Temizle. Oh. Tertemiz yap. Tertemiz. Oh. Oh. Bakayım. Etki yaptı mı? %77 olmuş. Bizim bunu kesinlikle oto yıkamaya götürmemiz lazım. Böyle olmayacak. Hemen gidelim oto yıkamamıza. Şu işleri halledelim. Hemen dibimizde olması gayet iyi zaten. Zübeyir ustam Merhaba. Tekrardan ben geldim. Hadi bakalım. Kolay gelsin Zübeyir ustam Bu arada bu tuvaleti niye açmadınız ya? Ama benim çişim var ya. Ç çişim var ya. Eline sağlık ustam. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben. Bu arabayı bir 12.000'den falan koymayı düşünüyorum. Sıkıntısı da yok. Rengi de güzel. Kilometresi de az. Bence bu araç bir 12.000'e gitmesi lazım. Fotoğraflarını da çekeceğiz tabii ki. Şöyle tam olarak şuraya koyalım. Tamamdır. Tabletimizi alalım. Fotoğrafını çekelim arkadaşlar. Güzel fotoğraflar çekmek istiyorum. Şöyle yakınlaştıralım. Oğlum çok iyi oldu. Kaydet. Arabanın arkasını çekelim tabii ki şöyle. Kaydet. Arabanın içi. Tamam. 3 tane fotoğraf yeter. Hemen ben bilgisayarımdan halletmek istiyorum. Toplamda 5000 lira masraf etmişiz. 12000 liraya da satmak istiyorum. Şu fotoğraflarını koyalım. Ya bu değil de bir saniye. Ha şu. 12000 liraya koyuyorum. İsmi de Cillot gibi araba Akan Galeri'den. Satışımızda koyduk. Bundan sonra o oh, hemen müşteri geliyor. Bundan sonraki aracımızda bir tane aracı modifiye edeceğim. Abicim hemen 12.000'e anlaşalım. 12000. 4400 dolar. Kardeşim sen cimrisin. Sen defol git dükkanımdan. İstemiyorum seni. Ne 4000'i? Ürücü teklif vermeye gelmişler ya. Şu gereksiz fotoğraf rafları da silelim bu arada. Ka karıştırıyorum sonra. Heh. Abicim hoş geldin abicim. Bak o 11.000 e bile bırakırım sana ya. Sen merak etme abicim. Gel bir seninle güzel bir pazarlık yapalım. tertemiz bak aracım Bak bin 11.160 dolar. Çok iyi. Hemen pazarlığımızı yapalım. Hocam 11.500 ver anlaşalım. 11.500 yeterli. Kabul et. Kabul et. İlla 11.160 istiyor. 11.200 anlaşalım. Hadi kabul et. Bu kadar. Mis gibi arabamızı da sattık. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hemen kapımızı kapattık. Gidelim mi Haliye. Oradan bir tane araba alalım. Full modifi edelim. Düşükten alacağım bu arada fiyatını. Sonra full art full modifi edeceğiz. Şöyle bakıyorum arabalara hemen. Oğlum şurada çok güzel bir Audi var. Satar mı bize? Abicim şu Audi'yi sat lan bize. Kaç para? 38 bin lira. Oğlum çok para ya. Çok para ya. Bize daha ucuz şeyler lazım. Burada üstü açık bir araba var. Dur şuna da bakalım. Abicim seninki de Audi'ymiş. Gel. Gel abicim ver. Ver hadi. Oğlum Audi'lere bakmayacağız arkadaşlar. Audi'ler çok para. Kamyonet falan da almak istemiyorum bu arada ama o işlere hiç girişmedik. Bir girişebiliriz belki. Yine bu bizim iki kere üst üste sattığımız araba. Kaçtan satıyorsun? 6500 yok hocam yok. Biz bu arabadan çok sattık. Allah az da beyaz ışığı görüyordum. Bu ev satılıkmış lan alabiliyor musun burayı? Ha, yok. Arkadaşlar şu kamyoneti bir soracağım ben. Kaç paraya satıyor ablamız? Soralım bakalım. O %41 hasarlıymış. %42 boyalıymış. %70. Oğlum çok kötü lan bu araba. Alıyorum 400 dolara ne olacak sanki ya. Aynen aldım. Hadi pazarlık bile yapmayacağım. Zaten 400 dolarcık. Yeni aldığımız şu çekici merkezine yollandı. Evet. Direkt çekiciyle nereye gittiğini bilmiyorum ama oraya yolladık. Arabaları böyle seri seri alıp götürebiliriz arkadaşlar. Kolay bir şekilde. bayağı güzel oldu bu. Araban güzelmiş ablacım. Kaç paraya satıyorsun bunu bakayım sen. 1800 lira ya. %10 hasarlı. %20 boyalı. %65 kirli. Bak seninle bir pazarlık yapalım. Bir bıçağı bırak bu arabayı bana. Bir bıçağı bırak. Hadi bak 1600'le bırak. Gidelim hadi. Yolunuza bakalım. Fiyat konusunda pazarlık yapmak istemiyormuş. Tamam ya. Alalım. Alalım arkadaşlar. Bir şey olmaz. Hemen aldım. Bu aracı da koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Bu aracı tamir alanına götürebiliyorum. Hemen götürdük. Tamir alanına götürdük. Tamam. Buradaki Tosba'ya da bir bakalım. Evet abicim. %66 hasarlı bir araba. 19 bin lira istiyorsun. Yok ablacım. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün çok da iyi değilmiş burası. Hemen ofisimize gidelim. Ha çekici direkt evimizin önüne bırakıyormuş. Gayet güzel. Şöyle ilk kamyonetimizi tamire falan sokmamız lazım. Bu araba baya bir kötüydü. Hatırladığım kadarıyla. Şöyle girelim bakalım. Selamünaleyküm. Furkan Usta'm bu sefer sana geldi aracımız bunu yapman lazım. Tamir edebileceğim araç yok diyorsun. Koyduk geçir ya. Biraz da ileri götürmem lazım? Heh, al bakayım. Allah'ım ya. Neyse. Mustafa ustam sen kaputu yap. Tamam. Kaputu bitire koy. Akşam oldu lan. Benim arabayı da yarıda bıraktılar. Neyse gidelim uyuyalım arkadaşlar. Bir dahaki gün yaparız. İki tane arabamız oldu. Bayağı işleri büyütüyoruz. Hemen uyumaya gidelim. Bugün araba pazara çıkmış. Oraya da bir gideriz. Köplerimizi atalım. Tamamdır. Ustam senin halletmiş olman lazım arabayı. Bakayım hemen. Hallettim bakayım. Aferin ustam. Bu araba hemen bir dışarı koyalım burada kalsın şimdi kamyoneti diğer ustanın oraya koyacağım Mustafa Usta'nın Furkan Usta yapamadı bir türlü düzgün bir şekilde park etmek lazım herhalde tam olarak şöyle koydum aracı olmuş olması lazım al bakayım ustam ustam bak koyuyorum tam güzel de koydum evet mis gibi koydum al ustam ha sonunda Allah arabaya bir şeyler oldu arkadaşlar 820 dolar istiyor tamamdır hepsini tamir et bu arabaları iyi para harcadık senin bir durumuna bakmak istiyorum %20 boyalıymış hemen her yerini bir boya %20'li boyalı diyorum da biz %20'sini boyamamız gerekiyor. Öyle düşünürsek çok daha iyi olacak. Mahmut Ustam selamünaleyküm. Bugün sizin işlere biraz yoğunluk getirdim. Hemen şunları da boyayı ver sana zahmet. ki boyanması gerekiyor. O oh, bir ondan bir ona gidiyorum. Tamam. Mustafa Usta hala ulaş, uğraşıyor. Bunlar bir olsun arkadaşlar. Ben hemen araba pazarına gitmek istiyorum. Tam 10 bin lira paramız var. Güzel bir araba bulabiliriz belki. Oğlum yine aynı arabalar var. Harbi hiç değişmemiş. Yine aynı arabalar var. Bunların hiçbirini alamıyoruz zaten. Paramız yet Etmiyor. Bu ablanın arabası bok gibi bunu alabiliriz arkadaşlar. 5200 liraya satıyor. Pazarlık yapmak da istemiyor. Zaten ekspertizin neyine güvenmeyeceğim. Her şey olduğu gibi ortada. Bu araba da baya bir pert. Ama hemen satın alacağım. Bu arabayı da bizim evin oraya çekelim. Baya bir araba satın aldık bu arada. Hepsini üçünü de aynı anda satacağım. Eve gidelim. Her şey okey. Kamyonetimiz tamamen olmuşmuş. mu? Şöyle bir bakalım durumuna. Evet. Bunun da bir boyanmaya ihtiyacı var. Onu da halledeceğiz. Bunun bir sıkıntısı var mı? Bakalım. Tamam. Son olarak kirliymiş. Hemen bunu da pompacıya götürelim. Götürmeden önce şunu da bir boyatalım arkadaşlar. Oğlum bir sürü işe koşuşturuyorum lan. Baya zor bu arada. Allah. Mahmut Usta'm hemen parçalarını boyaman lazım. Tamam bunu da halletmiş olduk. İki aracımız da kirli ama şu üçüncü aracımızı da getirelim. Oğlum üç tane aracımız oldu. Baya işleri büyütüyoruz. Mahmut Usta'ya bunu bırakıp diğer araçları da oto yıkamacıya götüreceğim. Hadi abicim sen de bunları tamir et. Biz de şu araçları oto yıkamacıya götürelim. İnşallah batmayız yani bir sürü araba aldık. Ekspertize de sokmadık. Elimizde kalacağınızı zannetmiyorum ama yine de bir bakalım. Zübeyir ustam hemen yıkar mısın aracımı? Çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık ustam. Eline sağlık. Bunu galerimize götürelim. Kamyonete alalım. Diğer arabamızı da Mustafa usta halletmiş. Ona da birazdan bakacağım zaten. kamyoneti de bir katmaya götürelim. Bunları da sattıktan sonra tüm paramla bir tane tofaş modifiye edeceğim. Bayağı turbo murba basacağım. Her şeyini halledeceğim. Ve bölümü öylece bitireceğiz. Abicim hemen yıkar mısın bunu Zübeyir abicim? Teşekkür ederim Eyvallah Zübeyir abim. Eyvallah. Allahu Ekber. Baya çılgın kamyonetçi gibi oldum. Güzel. Bu aracımızı da hemen dükkanımızın oraya koyalım. Kamyonet sürmek de baya zor. Baya da yer kaplıyor. Şöyle tam olarak köşeye bırakacağım. Aynen öyle. Dükkanın önünü kapattı. Güzel. Motorunu da kapatalım. Son aracımızı da halledelim. Artık üçünü de satışa koyabiliriz. Onları da artık yarın hepsini üçünü de satacağım. Eline sağlık ustam. Hadi gidiyorum ben. Buradan yıkamacıya gidiyorum. Abicim hemen iki saniyede boyar mısın parçalarını? Al 600 dolar. Eyvallah. Son olarak bunu da yıkamacıya götüreyim. Hadi Zübeyir Ustam. Hızlı ol. Akşam olacak şimdi. Fotoğrafını çekmem lazım. İlana koymam gerekiyor. Geceden birileri belki görür. O şekilde de aracımızı satarız. Tamamdır. Her şey okey. 3 Üç arabamızın üçünü de hallettik. Şöyle bir sola bakalım. Yol boş mu? Değil. Tamamdır. <laughs> Oğlum baya kendimi kaptırdım oyuna. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izliyorsanız yorumlara bir yazar mısınız? Merak ediyorum buraya kadar izleyen kaç kişiyiz? Onlara kalp atacağım. Bir daha hala beğeni atmadıysanız bir beni atabilirsiniz. Bu aracı da buraya koyduk. Allah gitme lan dur. Dur. <laughs> Motoru kapatmayı unutuyoruz. Dura bakmayın. Tamam. 3 üç arabamız. 3'ü de hazır. Tabletimi de çıkardım. Hepsinin bir tane fotoğrafını çekeceğim. Evet abicim. Bir saniye. Sil şunu. Kamyonetimiz tertemiz bir araba. O yüzden kaydettim hemen. Bu iki aracımız da zaten kendinden güzeller. Şöyle bu aracımızın da fotoğrafını çekelim. Çok güzel. Artık üçümüzü de satışa koyabilirim. Evet. Tırımızın bir tane fotoğrafını koyacağım. İlan ismi canavar. Canavar gibi kamyonet. Bence gayet güzel. Toplamda buna 1600 lira harcamışız. 4000 liraya koyacağım. 4000 liraya koyacağım. Fiyat pantamız fiyat pantamız kaç para harcamışız? Buna da 2500 harcamışız. Buna 5000 koyacağım. Alırsın fiyat olursun zengin. Attım kafadan. Tamam bunu da satışa koyalım. Son olarak Citroen'imizi de alalım. Buna baya bir para harcamışız bu arada. Buna 13000 lira diyorum. Artık zengin olma zamanı geldi bence. Sahibinden Citroen A4. 2008 model. 12000 kilometre. Acil. Tamam bunu da satışa koyduk. 3 Üç arabamızın 3'ü de satışta. Kapımızı kapatalım. Uyumaya gidelim. Sabah olsun. Bu üçünü de satarız zaten diye düşünüyorum. Ondan sonra tofaşımızı alıp modifiye edelim. Bayağı heyecanlıyım şu anda. Koş 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 hız, hızlı hızlı uyuyalım. Evet ofisi şu şekilde açma zamanı geldi. Hadi bakalım müşteriler akın akın gelecektir bugün. Bir sürü de arabamız oldu ama bunları da hallettik. Şunu da koydum buraya. Okeydir. Gel vatandaş gel. Mükemmel arabalara gel. Biraz kazda satıyoruz ama o olsun. Bu arada şu pembe tabelamızı artık ben bir değiştirmek istiyorum. Biraz daha güzel olsun. O yüzden şu şekilde açık mavi yapacağım. Biraz da şöyle büyük olsun. Tamamdır. Artık daha cix duruyor. Müşterimiz var mı? Hemen var. Abicim hoş geldin. Stronimize bakıyorsun galiba sen. Biz 13 bin lira teklif vermişiz. 4 bin lira veriyorsun. Defol git. Senden adam adam olmaz. Benim müşterilere yaptığım <laughs> konuşma. Senden adam adam olmaz. 4 bin lira veriyorsun. 13 bin lira ilan koymuşum. Ayıp lan. Ben dükkanda olmasam bile müşteriler geldiğinde sol üstten görebiliyorum galiba. O yüzden ben hurdacı abimize gittim. Biraz onun yanında çalışmak istiyorum diyorum. Biraz şurada orada kıralım. Her gün iki tane araba geliyor galiba. Ha bugün üç tane gelmiş. Yalnız neden müşteri gelmiyor hala onu çözemedim. Eğer dükkanda olmamız gerekiyorsa müşteriler için biraz sıkıntı. Tamam bir tane arabayı paramparça ettik. Allah abicim ben gidiyorum. 400 dolarımı da aldım. Evet 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 ofiste müşteri var dedi. Ofiste olmam gerekmiyor galiba. Hatta bir tane var. Allah. İki tane müşteri geldi güzel. Ablacım hoş geldin. Hemen ver parayı 4000'e gidelim. Adeta sıfır gibi diyoruz bu arabaya. 446 dolar mı? Ablacım bak 3999 olur. alt olmaz. Ya bir yürü git. Satmıyorum sana ya. Ab ablacım hoş geldin ablacım. Hoş geldin. Güzel bir fiyat ver. Adeta sıfır gibi. 4500 mü? Arkadaşlar biz kazık mı yedik acaba? lan? Evet abicim hoş geldin. Hoş geldin. Bu arada Citroen mi istiyorsun? Kaç para vereceksin bakayım sen? 4000 diyor. Oğlum, kafayı mı yediniz lan siz? Citroen'e 4000 istiyip duruyorsunuz. Hayatta vermem lan bunu. Defol git. 7000 lira harcamışım zaten. Dur bakayım ne kadar harcadığıma bir bakayım da kafam karışmasın sonra. Kamyonet 1600 lira harcamışız. Yani 3000 verseler yeterli olur. 4000 ile 3000 verseler yeterli olur. Citroen'e biz 6000 6400 lira para harcamışız. En az 10.000'e 10 satılması lazım bu arada. Bunun da bir en az 5000'e satılması lazım. Neyse ben çalışmaya devam edeyim. Hurdacı abimizin yanında. Araçları satmak biraz zor. Müşteriler baya cimri arkadaşlar. Hemen hurdala çalışalım derken yeni bir müşteri geldi. Oğlum tam hurdalıkta çalışacağım. Yeni müşteri geliyor. Geliyorum geliyorum. Bekle bakalım geliyorum. Bu Citroen Bayağı istiyorlar ama güzel fiyat veren yok ya. 10 bin lira bak. 4.500 verip duruyorlar. Tam 10 bin lira olsun. Verdim teklif. Yok ya satmayacağım. Arkadaşlar biz bir yerde kazık yedik galiba. Ama hayırlısı. Bekliyoruz bakalım hala. Buradalıkta çalışmaya devam. Ekmek paramızı çıkaracağız buradan. Yeni bir müşteri daha gelmiş. Bekleye koştum biraz. Bekleye koştum. Ben şunu indireyim. Şunları bir satayım. Ondan sonra ilgileneceğim. Al urdacı abim. Bana kaç para veriyorsun? 440. Gayet güzel. O eğer istediğim fiyat vermezse böyle... Ta! Vuracağım kafasına bir tane bununla. Güzel. Ne için geldin abi? O iki kişi kamyonet için gelmiş. 3000 verseniz yeterli. Bakalım ne kadar? 400 dolar diyor. Ya bir git. Bir git kardeşim. Sen ne kadar veriyorsun? Oğlum bunlar niye 400 dolar verip duruyor benim aracımı? Bu mis gibi araç işte. 400 niye verip duruyorsunuz lan? Pazarlık yapalım hemen. Ablam 3006 kurtarmıyor. Onu söyleyeyim. Ya yürü git. Galiba arkadaşlar elimizde kalacak bu arabalar. Korkuyorum çünkü. Satmıyorum ya. Yerin gidin ya. Ablam sen neye bakmaya geldin? Citroen'e mi? Ha buna mı bakmaya geldin? Ver bakayım. 4000 versen yeterli olacak zaten. 1853 dolar. Ablacım 3500 anlaşalım. Yok ya. Bunlar tam tam ölü fiyattan geliyor bunlar. Ben bunları araba araba satmam. Bizim galiba bunlardan ufak kar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü mesela e, görüyorsunuz buna 1600 verdik. Adamlar bize alış fiyatından veriyor zaten. Şöyle yapalım bir fiyatları yenileyelim o zaman. Fiyatları bir üçünü de yenileyelim. Çünkü bu şekilde olmayacak. Ben satılır diye düşünmüştüm ama maalesef satılmadı. Tamam buna 1600 harcamışız. O zaman 2500'e koyuyorum. Sana da yaklaşık 2500 e harcamışız. 3500'e koyuyorum. Sana 6300 harcadık. Seni de 8500 koyuyorum. Tamam bu şekilde yapacağız artık. Yoksa müşteriler ölücü teklif veriyor bize. Daha uygun makul bir fiyattan satabiliriz. Evet ablacım hoş geldin. Hangi arabayı almak istiyorsun? Bakalım hemen. Stroen mi alacaksın? 8500. 6 kurtarmıyor. Hadi güzel fiyat. 8389. Oley be. 8400 anlaşalım. Hadi kabul et kabul et. Eyvallah. Tamam. Demek ki araçların fiyatlarını çok fazla abartı koymayacağız arkadaşlar. Güzel olmadığı süreci. ideal fiyattan koyacağız. Bakın 3500'e koydum. Hemen düzgün fiyatlandırmalar geldi. Bu abimize de bu ablamıza da 3450'den satalım. Olmazsa 3400'e düşürürüm tabii ki. Tamam. 3000, 3400 olsun. Bizim olsun. Tamam. Mis gibi. Bunu da sattık. Özel bir yeteneğimiz varmış. Neyi açalım buradan? Tabii ki daha iyi pazarlık yapmayı açacağım. Pazarlık her zaman çok daha önemli. Maalesef bugün de bitirdik. Bunu da artık sonraki zamanlarda satarız. Akşam oldu. Gidelim, uyuyalım. Evet, yine bir gün daha. Şöyle yine çöplerimizi atalım. Evet arkadaşlar, şimdi ofisimi de açtım ben. Müşteri gelirse tekrardan buraya uğrarım. Hemen mahalleye gidip bir tane Tofaş alacağım. Hemen önümüzde geldi zaten. Çok iyi. Rengi de beyaz galiba. Şöyle bir bakayım. Evet, çok güzel. 2387 diyor. Bir pazarlık yapalım. Bu arabayı güzel bir şekilde modifiye edebiliriz. 2000 diyorum ben. 2000'e kabul et. Kabul etmedi. Tam 2150 olsun. Kabul et. Hocam Hadi Gayet Güzel Arkadaşlar Bu Aracı Deli Gibi Modifiye Edeceğiz Hemen Ustamın Mustafa Ustamın Yanına Götüreceğim Bu Arabayı Böyle Gözümün Nuru Gibi Bakacağım Cilop Gibi Yapacağım Belki Bu Arabayı Satmaya Da Arkadaşlar Zaten Videonun Başında Yapmaya Çalışmıştık Ama Baya Bir Paraya ihtiyacımız Vardı Şöyle Bir Şöyle Bir El Şey Mi Oynasak Ya Bir El Şöyle Biraz Oyun Mu Oynasak Burada Selamlar Selamünaleyküm. Merhaba abi merhaba. Abiler ben hemen geliyorum. Oğlum o kadar değil lan. Şöyle bir 500'lük oynayalım bence. Başlat. Ne bu oyun? Ha, tamam 21 en fazla çeken kazanıyor. 21 ve yukarısı olmayacak galiba. Aynen o oyun bu oyun galiba. 22 çekmememiz gerekiyor. 21 olması lazım. Bizde 3 varmış. Çekelim. tam 8 oldu Bir tane daha çekeceğim. Tamam ben kalıyorum artık. 21'de kaldık ve kazandık. Bu kadar basit. Şimdi bir de 2000 liralık gireceğim. Hadi bakalım. Hadi oğlum bizi yüzüstü bırakma. Ben kalmayacağım tercih edeceğim. Kalacağım. 17'de kalıyorum. Berabere tamam. Oynamayacağım başka oynamayacağım. Kaç arkadaşlar. Kaç kaç. Ama benim topaşım var. Niye ben böyle işlere girişiyorum? Bu topaşı kendi ellerimle süngerle temizleyeceğim. Ama öncelikle şuradan bir benzinimizi alalım. Benzini bir fullleyelim arkadaşlar. Şöyle benzinini tamamen fullleyelim Oh. Mis gibi. Benzin değil de tabii ki gaz kullanıyoruz arkadaşlar. Yoksa para dayanmaz. yolda boş. Hemen şöyle arkalarına tampon yapalım. Hocam hadi. Hocam ölüm boş. Batsana ya. Neyse sollayalım şunları. Evet ustamızı da getirdik. Hemen ustamız şunu bir tamir etsin. Ustam arka sağ çamurluğumuz hasarlıymış. Onu bir tamirci ver. Sana zahmet. Ofisimiz kirliymiş ama bulamadım nerede kir olduğunu. Büyük ihtimalle arabanın altında kalmış. Bizde de gözükmüyor. Kamyoneti de satsak güzel olacak ya. Alış fiyatına bile satacağım. Hiç uğraşamam. Artık düzgün arabalar almak, satmak istiyorum. Bizim araba olurken de biraz hurdacılık yapalım bari. Hurdacı gel hurdacı gel Hemen bir tane arabayı şöyle parçalayalım. Tamamdır hallettik. Yaklaşık 400 dolar vermesi. Bu arada bağ Baya iyi. İyi para yani nereden baksan. Al bakayım hurdacı abicim. Teşekkür ederim. Bizim kamyonet için gelen yok. Onun fiyatını biraz düşürebilirim. Eline sağlık Mustafa ustacım. Hemen arabamızı da boyayalım. Allah. Bayağı masraf yapacağım. Bu arada aracımızın rengi beyaz zaten. Şöyle bir cilalama şekli de yapalım bin dolara. Oğlum krom yapabiliyoruz lan. Oğlum bayağı parlattık. Çok güzel oldu bu. Bin doları buraya harcıyorum. Harcayamıyorum. Basamıyorum ya. Burada bir hata var galiba. Aracımı para vermeden bu şekilde parlattım. Kendimi bile burada görebiliyorum. Gayet güzel oldu. Hemen bir de modifiyeci abimizin oraya gelelim. Abicim ben buraya baya bir masraf harcayacağım. Öncelikle buna şuradan bir drift kiti takmak istiyorum. Drift yapacağız çünkü. Süspansiyonların da önü basık arkası da kalkık olacak bir şekilde. Işığını da ne yapsak acaba? Arkadaşlar ışığını da kırmızı yapacağım. Tam keko bir e, topaş olacak. Plakamız zaten 20 ya 204. Şuradan da TR plakasını alalım. Güncelledik. Tamamdır. Tam keko işi bir tane tofaşı oldu. Hem de drift kitle beraber. Oğlum ne kayyondan böyle. Biraz sizlerle beraber drift yapalım. Şöyle sinyalimizi verdik. Üf. Oğlum ne drift atıyorsun sen böyle. Çok iyisin. Üf. Allahu Ekber. Bence baya güzel bir tofaşımız oldu. Hatta ışıklarını da şöyle yakmak istiyorum. Oğlum biz bunları kırmızı yapmıştık. Ne oldu ya? Niye kırmızı olmadı bunlar? Dur bir saniye. Tekrardan yapmak istiyorum. Lan oğlum. Arkadaşlar oyun bug'a girdi şu anda. Arabadan da çıkamıyorum. Lan ne oldu lan? Oğlum oyun bug'a girdi ya. Şu an arabadan çıkamıyorum sanki arabada değilmişim gibi davranıyor arkadaşlar baga yakalandık arabacı arabayı da çok güzel yapmıştık Hayır lan buradan çıkamıyorum galiba ben yani bugünü tekrardan oynamamız gerekiyor galiba yani buradan çıkamıyorum maalesef böyle hatalar da olacak ee, tekrardan başlatmam gerekiyor arkadaşlar günü diye düşünüyorum çünkü kaydetmek için uyumamız gerekiyor ya ne güzel tofaş yapmıştım ya diğer arabaları da satmıştım çok güzel bir şekilde ha, tamam sıkıntı yok diğer araçları sattığım yerden devam ediyoruz Arkadaşlar ben hemen tofaşı tekrardan alayım. Tekrardan modifiye edeyim. Geleyim. Çok uzun sürecek yoksa. Size de göstermek istiyorum. Şurada galerimizde kalsın. Bu aracı da bu arada biraz daha ucudan satacağım. Direkt satılmasını istiyorum çünkü bu aracın. Aldığımız 2000 liraya koyacağım hemen. Tamam bunu da 2000 liraya koydum. Hemen aracı alıp modifiye edip geliyorum ben. Evet arkadaşlar kısa bir sürede yeniden tofaşımızı yaptık. Bu sefer fabrika çıkış rengimiz maalesef beyaz değildi ama ben tekrardan böyle parlayan bir beyaz yaptım. Önünü bastım arkasını kaldırdım bir de şöyle artık ışığımız da kıpkırmızı şöyle göstermek istiyorum oğlum çok güzel lan harbi baya güzel oldu evet dediğim gibi bu videoda top aşımızı da yaptık modifiye ettik bu aracı satmayı düşünmüyorum bu aracımız bu şekilde böyle kalacak artık videomuzun sonuna gelebiliriz eğer video hoşunuza giderse dediğim gibi bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz ve 1500 like da yeni bölüm gelmesini sağlayabilirsiniz çok güzel bir şekilde serimiz ilerliyor İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay bir de son olarak şu müşteriye de şu arabayı satayım de. Abicim direkt al git. Tamam ya satıyorum ya al git. Hadi beleşten araba et evet, gidebiliriz artık bay bay.